Yani ben isterim elbette. Arda'nın Fenerbahçe'de kalmaması kime yazar değerli izleyenler? Yani bu durumda kazanan kim olur? Kaybeden kim olur acaba? En çok bunu merak ediyorum. Benim birkaç görüşüm var ama ben diyorum ki Ozan'la şu konuyu bir masaya yatıralım. Sevgili Ozan Zeybek, bir İzmir'e gidelim. Ozan, günaydın. İzmir'de değilsin sen, Günaydın. Çeşme'desin. Evet. Taşından toprağından belli oluyor değil mi? Ozan, bu Çeşme'de olduğum. hayatı yaşıyorsun. Gerçekten Estağfurullah. yaşıyorsun. Maşallah de. Gidiyorsun Maşallah. Deniz. Nazar değdireceksin. Maşallah. Şimdi nedir Çeşme'deki son durumlar? Girişler, çıkışlar yani bayağı bir pahalı bir hale geldi sanıyorum ki Bodrum ve Çeşme. Şimdi Bodrum bilmiyorum ama Çeşme abartıldığı kadar öyle pahalı bir durum yok. Bunu Yok belirtmek mu? isterim. Herkes inanılmaz yani tahminlerinizin yarı fiyatıdır belki de. Çok pahalı bekliyorlar. Öyle mi? Yani öyle Yine bu düşünülüyor. bayramda Evet bir öyle gözümüz konuşuluyor. korktu yani. Evet ama şu var tahmin edilen gibi veya konuşulan gibi değil diyeyim. Tahmin edilmek değil de konuşulan gibi değil. Çünkü ben de duyuyorum. Şurası çok pahalı, burası çok pahalı. Arıyorum bazı esnaf arkadaşları hani hangi sektör olursa olsun hiç yani o kadar da beni şaşırtmadı. Yani abartılacak bir şey varmış gibi düşünmüyorum. Söylenen gibi değil. Bunu buradan belirtmekte fayda var. İyi ki sordun. Yani evet, çok gündemde olan konulardan bir tanesidir. Her yaz Bodrum ve Çeşme genelde lahmacun fiyatlarıyla tefe tüfe oranımız ölçülür. Hayır. Yani bunu Fedon'un değerlendirmen için denize lahmacun oluyor. düşmesi, beachlerde lahmacunun satılması yazın geldiğinin göstergesidir. Yiyebildin mi hiç sahilde bir lahmacun? Şu anda Çeşme'de Yok. lahmacunun fiyatı nedir Hayatımda hiç acaba? denemedim onu. Onu hiç denemedim hayatımda ama şunu söyleyeyim yani Bodrum olarak geçerli. Bodrum'un yaz para birimi lahmacundur. Doğru. Evet. Doğru. Ya mesela kıyasladığımda şimdi diyecekler ki ne zaman Ozan Zeybek'le yayına girsen kardeşim sürekli bir Ege güzellemesi yapıyorsun. Ama Bodrum'a nazaran biraz daha ucuz diye biliyorum ben Çeşme'yi. Yani en azından çok pahalı değil. Butik oteller falan şu anda kaçla kaç arası acaba oda fiyatları? Şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen seneki fiyatlarla aynı. Her şeye zam geldi biliyorsun Türkiye'de. Evet. Şimdi bayramda biraz farklılık gösterebilir. Bayram yanıltıcı olabilir ama normal yani bu Haziran ayında bitirmek üzere olduğumuz Haziran ayında geçen seneyle aynı fiyatlardı. Öyle mi? Bayramdan sonra E o evet zaman bayramdan uygun mu? sonra da Çok aynı. da zam Evet. gelmemiş. Bodrum'da biraz fiyat yükseltisi var. Onun rüzgarı kokusu burayı da etkiliyor tabii konuşulunca. Bodrum'da şu şöyle bu böyle. Aklıma ne geldi Deniz? Ceko'yu kaç lahmacun karşılığı alabilirdik acaba? Para birimi dedik ya. Hayda. Benden önce onun kariyeriyle ilgili şeylerini izledim şimdi. VTR'sini VTR izledin izledim mi? Memnun de. Sen musun? de Mutlu musun? yani böyle muhteşem bir şey. Kimsenin yapamadığı değil ama eleştirmeye karşıyım. Ceko gibi bir oyuncuyu son Şampiyonlar Ligi finalinde oynamış. Yaşlı dediğin oyuncu son sezonda 52 maç oynamış. Bunu eleştirmek vicdansızlık olur diye düşünüyorum. Yani Bence bunu güzel getirebilmek transfer. Renkli müthiş transfer. transfer. Ama hani Evet. böyle çok muhteşem, dünyanın en büyük işlerinden biriymiş gibi Ama zaten göstermeye onu gerek ligimizde yok. yapamayız ki. Yapabilir miyiz? Yani ekonomik Ya durumlar. bu 3-5 yılda bir denk geliyor veya 10 yılda bir mutlaka böyle akıllı yaş olarak bakıyoruz buna. Yani Schneider olabilir, Drogba olabilir. Drogba Yani böyle olabilir, değil mi? evet. Burada ne katkı sağlayacağı önemli. Ben Dzeko'nun da Edin'in de Drogba tarzında bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. En azından örnek olacak yaşam tarzıyla, çalışkanlığıyla, disipliniyle, futbolculuğuyla, sporculuğuyla örnek olacak diye tahmin ediyorum. Yani Ya Fenerbahçe bir de şey, bir genelleme mi olacak bilmiyorum. Senin de bilgine dayanarak en azından bu yorumu yapayım. Boşnak oyuncular Fenerbahçe'de mutlu oluyorlar bence. Neden bilmiyorum. şimdi aklına ilk gelen kim? Boşnak dediğinde. Muriç. Muriç mi? Benim Baliç. Evet, bak mesela bilinçaltımda o var. Boliç. Değil mi? Boliç. Boliç. Ya böyle bir Boliç. genelleme Boliç. yapacağım ama şu an anlık yaptım. Sanki yani Boşnak oyuncuların mutlu olduğu, yuva gibi hissettiği bir kulüpmüş gibi geliyor bana Fenerbahçe. Ya Boşnak oyuncu hangi takımda olursa olsun Türkiye'de çok rahat eder. Yani hemen hemen yani kültürel yapıdan dolayı da bakış açısından dolayı da ülkeye ve insana bakış açısından dolayı da Türkiye'de hangi takımda olursa olsun mutlaka mutlu olur.
Türkiye'deki Boşnaklar iyi ki varlar. Yoksa o börekleri, Evet. muhteşem börekleri nasıl yiyecektik? Ya Deniz, biz seninle kesinlikle bir yemek programı yapalım. A haber var, A spor var, A para var, A yemek. Ben rica edelim üst kata lütfen sen de şey yap. Biz A yemek diye bir program yapalım seninle. Sen boşnak böreği dedin, ben de şimdi boşnak mantısı diyorum. Of. Bir de şey var değil mi? Boşnakların soka diye bir böyle turşulu peynirli güzel bir ne derler? Aperatifleri var. Yanılıyor muyum? Deniz, Kameraman arkadaşlarım kesin biliyordur. sen Bilmem ama. sabah sabah insanların iştahını açacaksın şimdi. Benim klasik bir lafım var. Onu söyleyerek aş erdireceksin millete. O yüzden şey yapalım. Hayır Biz yani en Ceko'ya mı azından geçelim, Aziz Bey'e mi geçelim, Ali Bey'e mi genel geçelim? kültürümüzde yani Ceko'dan ilerleyerek genel kültürümüzde çoğalıyor diye düşünüyorum değerli izleyenler. Öyle değil mi? Kesinlikle. Şimdi asıl konulara geliyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Aziz Yıldırım'ı haklı buluyor musun? Şimdi haklı olmak doğru zamanda doğru yerde Aziz Yıldırım'ın söylediği hepsinin altı dolu. Biz bunları biliyoruz, söylüyoruz. Ama bu tarihlerde, bu zamanda sana ben bir soru sorayım. Böyle aynı tartışma programı gibi yapalım. Sence böyle bir söylem hepsi doğru olsa, %100 de doğru olsa Fenerbahçe'ye katkı sağlıyor mu? Sıfır. Tam tersi. Çok zarar veriyor. Beni üzen, benim dokunmak istediğim konu bu. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaksa her gün yapılsın bu basın toplantısı. Her hafta yapılsın. Cuma yemekleri yapsın Aziz Bey. Dün cumadı diye söylüyorum yani bunu. Her cuma basın toplantısı yapsın. Bazı yöneticiler vardır. Büyük kulüplerin yöneticileri. Mesela kendi yöresel yemeklerini yapar. Her perşembe onun ofisinden yemek yenir. Organizasyonlar yapılır. Ama bunların hiçbirinin Fenerbahçe'ye, bu konuşmaların hiçbirinin Fenerbahçe'ye yarar getireceğini düşünmüyorum. Bunları biz de söylüyoruz, haftalardır söylüyoruz. Yönetimde bazı dominant insanların olması gerektiğini, takımda Jesus'un bazı iş görebilecek dominant kişilerin Türkiye'den insanların konulması gerektiğini, bu futbol adamı, mantık adamı, akıl adamı birilerinin olması gerektiğini devamlı söylüyoruz. Bunlar tamam. Eksileri Aziz Yıldırım ve ekibi de keşfetmiş. Ama ben Ali Koç'un bu kadar çalışarak, bu kadar fedakarlık yaparak bu durumlara getirilmesine vicdanen rahatsız oluyorum. Çok konuşmak istemiyorum, eleştirmek istemiyorum. Görev süresinin tamamlanmasından yanayım. Hep şunu dile getiriyorum son 2 aydır. Çıraklık, kalfalık, ustalık. Ustalık dönemine geçmiş bir Ali Koç var. Sen yayında bu sabah ne dedin? Aziz Yıldırım'ı inceledim. O da 4. sezonunda şampiyon olmuş. Belki bir sezon geç kalacak. 5. sezonunda da Ali Koç şampiyon yapacak bu takımı. Yani hep aynı kısır döngünün içindeyiz. Diğer kulüplere bakıyorum. Yani bir kulüp başkanı neyle uğraşır? Takım kurmakla, rakiplerle yarışmakla uğraşır. Yani Fenerbahçe'nin içindeki bu muhalif güç hiçbir kulüpte yok. Bu muhalif güçle baş edebilmek de kolay değil. Peki Ne sen dün yaparsan şunu yap. hissettin mi Ozan? Mesela ben Aziz Yıldırım'ı gerçekten seven bir futbol severim. Ve Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye kattıkları muhteşem. Yani sadece futbol değil. Kadınların diğer amatör sporlarda başarısı, aldıkları kupalar. Ve ben gerçekten Aziz Yıldırım'ı seviyorum. Yani o dönemlerde bence muhteşem bir başkandı. Fakat dün Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını gördüğümde adaylarını mesela İçinden geçen, kalbinden geçen adayları dile getirdi. Ne kadar hoşgörülü olduğunu da gördüm. Ya bu kadar herkese destek veren, el vermeye çalışan, ne bileyim tecrübelerini diğerleriyle de aktarmaya çalışan bir Aziz Yıldırım. Mesela Ali Koç'u çok yalnız bıraktığını hissettim dünkü açıklamalarından dolayı. Yani herkes tamam Ali Koç değil gibi. Ya şeyi düşündüm birden, Ali Koç'u ya da Aziz Yıldırım'ı desteklediğim için değil. Acaba Ali Koç gerçekten çok yalnız bırakıldı mı? Yani tek başına mı bir şeyler yapmaya çalıştı? Tek başına derken kendi ekibiyle mi? Çünkü yani güzel şeydir bence Aziz Yıldırım el vermiş olsaydı, yani destek vermiş olsaydı Ali Koç'a. Ben yine söylüyorum, Fenerbahçe Kulübü şu anda çok çok başka yerlerde olabilirdi. 3 sezon önce, 5 yıl önce bana sorsan Türk futbol tarihinin en büyük başkanı Aziz Yıldırım derdim. Bir kez daha söylüyorum. 3 sezon önce, 5 sezon önce bana sorsan, bıraktıktan sonra da, Ali Koç geldikten sonra da bana sormuş olsan Türk futbol tarihinin en büyük başkanı Aziz Yıldırım derdim.
Ama şu söylemler, bu Ali Koç'a geçtikten sonra, bu devi ona devrettikten sonraki söylemleri, yani yaptıklarının birçoğunu benim kafamda, yani benim gönlümde bitirmeye başladı diye düşünüyorum. Bu Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'la olan derdi. Yani bunlar Ali Koç'la olan sorunlarından, derdinden dolayı ona nefret demeyeyim de nasıl bir kelime bulabiliriz Deniz buraya? Senin Türkçen'de bir şey bul buraya. Nefret demeyelim buna. Kafayı ona takmış. Yani o yüzden uğraşması, yani Fenerbahçe'ye yarar getirmeyecek kişisel duruma gelmiş sıkıntılardan dolayı bu açıklamalar oluyor. Nedense hep böyle bir gün önce, 2 gün önce, mali kuruldan önce, seçimden önce bunlar gelenek haline gelmiş gibi. Bir de tam tersini düşünelim. Bir de öyle bakalım. Bir rest çeksin Ali Koç, Aziz Yıldırım piyasaya, futbol piyasasına. Kardeşim siz Fenerbahçe'ye şöyle açıklama nasıl yaparsınız? Bunu böyle nasıl yaparsınız? Ali Koç'un yanındayım. Ali Koç'la beraberim. Konuşmasam da görüşmesem de kulüp adına, hani ikimiz de aynı bu camianın adamları olarak ben de onunla beraber yürüyorum dese, bir de o tablodan görmeye denemek lazım. O açıdan bakmak lazım. Ali Koç, kendi liderler kendi tercihleriyle yaşarlar. Kendi ekibini kendisi kurdu. Hani bazen diyoruz ya, yalnızlığı bile kendi hatalarından veya tercihlerinden o duruma düşmüş olabilir. Ama biz bunu haftalardır, aylardır, belki 2 yıldır söylüyoruz. Niye yanında biz başka böyle figürleri göremiyoruz diyoruz. Galatasaray Başkanı şampiyon oluyor. A Spor'a konuk oluyor. Yöneticilerinden bahsediyor. Sokakta dolaştığımızda Fenerbahçelilere soralım. Kaç tane yöneticinin ismini biliyorlar? Sen diyeceksin ki ismi bilinmesi önemli değil. İcraat önemli. Hayır. Futbol figüründe bunlar çok önemlidir. Aziz Yıldırım'ın şeyini düşünün, ekibini düşünün, yıllar önceki ilk başkanlığı, ikinci gelişi, üçüncü seçilişi, bunların hepsinde böyle kadrolarda hem Türkiye Futbol Federasyonu'na hem Fenerbahçe'ye başkanlık yapabilecek 3-5 tane insan her zaman olurdu. İsim her zaman olurdu. Ali Koç kendisi biraz daha farklı bir oluşumun içine gitti ama Türk futbolu bunlarla yürümez, bu işlerle yürümeyeceğini anladı. Ben İkinci olan bir takımdan bahsediyoruz. Türkiye Kupası'nı alan bir takımdan bahsediyoruz. Sanki 12. bitirmiş gibi Fenerbahçe, öyle bir hava oluşturuluyor. Çok başarısız, çöpe atılmış gibi bir sezon düşünüyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bir iki maçta her şey değişebilirdi. Bir sezon önce de aynı şey. Bir Sivas galibiyetiyle şampiyonluk direkten döndü. Ama konuşulduğunda, anlatıldığında her şey berbat durumdaymış gibi, perişan olmuş durumdaymış gibi. Fenerbahçe böyle bir durumda değil. Hem takım olarak, hem kadro olarak, hem yönetim olarak da böyle bir durumda değil. Fenerbahçe'nin bazı hataları var. Başkanın da bazı hataları var. Mesela bir transfer yapacak veya başka bir işler yapacaklar. Gizli tutmak çok büyük marifetmiş gibi bunları lanse etmeleri de yanlış. Yani biraz daha şeffaf davranabilirse, zaten gelirken en büyük icraatlarımdan biri, yani bu seçim döneminin reklamlarından biri de şeffaf olacağızdı. Fenerbahçe'de hiçbir şeffaflık görmedik. Şunu da söyleyeyim, yani Fenerbahçe medyası çok zayıf. Sosyal medyası çok zayıf. Orada bu işleri yöneten insanlar kimse, yanında taşıdığı insanlar veya maaş ödediği adamlar kimse, bunları bir göz önüne getirmesi lazım. Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğu ne kadar yıldız futbolcusu da olsa o taraftarı ve sosyal medyadasıdır. Bir kez daha söylüyorum. O taraftar, muhteşem taraftarı, Galatasaray taraftarı ve sosyal medyasıdır. Fenerbahçe yarışmacı olarak, futbolcu olarak o anlamda geri kalmıyor. Teknik adam olarak o anlamda geri kalmıyor. Bu tamamlayıcı olayları, ayrıntıları bir türlü beceremiyor. O yüzden şu anda böyle kaotik ortam varmış gibi düşünülüyor. Bir de sence o zaman yani bu şampiyonluk meseleleri sadece kulüp başkanı ile ilgili bir mesele değil. Rakiplerinizin nasıl bir sezon geçirdiğiyle de ilgili. Yani Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezona baktığımızda Trabzonspor birden fazla parametreye sahipti. İyi bir başkana, iyi bir yöneticiye, iyi bir teknik adama, efendime söyleyeyim iyi oyunculara, iyi bir sezona. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece başkanın başarısızlığına fatura kesilmesi, ya evet çok önemli bir pay ama rakiplerin nasıl bir sezon geçirdiği de bence çok çok önemli. Ya da ne bileyim sezon içindeki kritik hatalar, maç hataları. Deniz, başkanı, Ali Koç başkanı, kendi genel kuruluna, yani toplanan divan üyelerinden tut, Fenerbahçe üyelerine ve sosyal medyaya, taraftar nezdinde
yemedenlerin başında Aziz Yıldırım geliyor. İki tane cümleyle bu yanlıştı, bu doğruydu, bu ben olsam bunu yapardım. Ali Koç, yani bak bu, konuştukça aynı şeyler yine dönüp dolaşıp bir daire çiziyoruz. O yanında onu savunacak, ona kalkan olacak veya ona fikir verecek adamları ben göremiyorum. Belki bu insanlar vardır ama duman gibidir. Görürsün, elle tutamazsın. Bizim bunu elle tutmamız lazım. Hı hı. Daha güçlü bir şekilde olması lazım. Peki, basın Ozan, evet. Şunu da sorayım. Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Şimdi yerli bir teknik adamla olabiliriz, başlayabiliriz diye bir açıklama yaptı başkan. O günkü havayı dağıtmak için ilk defa o günkü konuşmasında yani alkış aldı. Demek ki divan kurulu ve üyelerin birçoğu yerli bir teknik adam istiyor ama ben... Sence taviz veriyor mu Ali Koç bu konuda? Kendi şimdi tutumunda. O gün bence o gün taviz verdi ama şunu söyleyeyim. Ben denenmişlerden yana değilim. Denenmiş teknik adamlardan yana değilim. Hı-hı. Bunu açıkça belirtiyorum. Bu dönem dönem olur. Alırsın denenmişler, bildiğin adamı alırsın. Dönem dönem bazı kadrolarda, dönem dönem bazı yönetimlerde. Bugün o gün değil. Fenerbahçe'nin daha önce denediklerinden birisini almadan yana değilim. Kesinlikle öyle bir tercih. Hı-hı. Yani büyük bir tercih hatası yapmış olur. Şu var, ismi geçen insanlar, yani şimdi onları da böyle şey yapmayalım, eleştirmeyelim ama yani birçok takım boştayken veya birçok takım teknik adam değiştirirken bu bazı isimler hiç gündeme bile gelmedi. Ama direkt nasıl Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en marka kulüplerinden birine nasıl düşünülebilir? Onları düşünüyorum. Herkesi mutlu böyle edebilecek bir isim yok bence Türkiye'de. Şu var, sen Jesus'u getiriyorsan, Jesus gittikten sonra bence Jesus'un üzerinde, bugün Dzeko'yu transfer ediyorsan, Jesus'un üzerinde marka büyük bir teknik direktör getirmen Mourinho lazım. Ben o Mourinho örneğini veriyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Diye, şablon olsun diye söylüyorum. Ozan, Mourinho yarın gelse Mourinho'ya hı-hı bile eleştirilecek bir şey bulunur. Net, altınla imzalatıyorum. O kesin, zaten her yerde eleştirilir. Ozan çok teşekkürler o güzel ben sohbetin için. Çeşme tadında, Çeşme kahvaltısı tadında güzel bir sohbet oldu. Çok çok teşekkürler. İyi hafta sonları sana. Sağ olun, görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler.